Herkese merhaba. Bugün sizlere çok 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 severek okuduğum psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden bahsedeceğim. Bu video benim aynı zamanda ödevim olacak. Eğer bu videoyu 21 Mayıs'ta veya 21 Mayıs'tan önce izliyorsanız bir helal olsunuzu alırım. Çünkü şu an ayın 19'u. Daha bu videonun editi falan var. Eğer 21'inden sonra izliyorsanız da bir geçmiş olsun dersiniz artık. PDR nedir? İlk önce onunla başlayalım. PDR tam olarak bir yardım hizmeti. Tıpkı öğretmenlik, doktorluk gibi. Rehberlik hizmetinin temel görevi bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Yardım etmektir diyorum çünkü ben bir zamanlar rehberliği şey sanıyordum. Böyle gideceğim, bana ne yapacağımı söyleyecek. Hayır Cennet bunu yapma, Cennet şunu yap, neden böyle yaptın diyecek sanıyordum. Ben kendi tecrübelerime dayanarak gönül rahatlığıyla söylüyorum ki asla hiçbir rehberlikçi size ne yapmanız gerektiğini söylemeyecek. Ne psikolojik danışman, ne psikolog, ne de psikiyatrist size şunu yap, bunu yap deme yetisine sahip. Bize yol gösteriyorlar. Sanırım rehberlikçiler için en iyi tanım bu, yol gösterici. Şimdi daha büyük bir konuya geleceğiz. Açıkçası bize sorulduğunda ben bu bölümü okuyorum ve ben de böyle birazcık cevap verirken tereddüt ederek cevap veriyorum bu soruya. Klinik psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist arasındaki fark ne? Genellikle akrabalarımız bizi psikolog olarak biliyor. Bunun sebebi tam olarak psikolojik danışmanın ne olduğunun bilinmemesi. Şimdi hazırsanız aralarındaki ayrımları ve ortak yönleri anlatacağım birazcık. En büyük ayrım mezun oldukları fakülteler. Psikiyatristler tıp fakültesinden mezun olurlar. Psikologlar fen edebiyat fakültesinden mezun olurlar. Ve son olarak psikolojik danışmanlar eğitim fakültesinden mezun oluyoruz. Ve psikiyatristler ilaç yazabilir, diğerleri yazamaz. Peki psikologla psikolojik danışman arasındaki fark ne? Videonun başında dediğim gibi psikolojik danışmanlar bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olurlar. Kendini gerçekleştirmeden kastımız, bunu size uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. O yüzden kısa bir örnekle açıklayacağım. Ben mesela uzun süre bir şeyler yapabileceğime inanmıyordum. Benim bunu anlayabilmem için birilerinin bana yol göstermesi gerekiyordu. Ben bir sene, hatta 1,5 sene bir psikiyatristle görüştüm. Sadece ilaçlarla olacak iş değil bu. Kendimizin farkına varmak, kendimizi anlamak birazcık insanları anlamaktan daha zor. Bazen kendimize karşı acımasız olabiliyoruz. Ne yapacağımızın farkında olmayabiliyoruz. Yani ben uzun yıllar boyunca Cennet ne yapar, ne yapmaktan hoşlanır bunu bilmiyordum. Yani bir senem aldı öğrenmek, hala da öğreniyorum diyebilirim. Bazı yapabileceğim şeyleri göremiyordum. Bunda bana arkadaşlarımın çok yardımı oldu. Elbet ki hepiniz yaşamışsınızdır. Matematik problemi çözüyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Okuldasınız. Bir arkadaşınıza götürüyorsunuz. Soruyu arkadaşınıza anlatırken bir anda kendi kendinize çözüyorsunuz. Biz bazen bir işte uğraşırken iç sesimizle münakaşaya girdiğimizde genellikle yenilen taraf oluyoruz. Çünkü iç sesimiz bazen tahmin ettiğimiz gibi bize iyi şeyler söylemiyor. Yaparsın demiyor mesela. Ama bir arkadaşımızı anlatırken farkına varıyoruz bir şeylerin. Bir saat oturup düşünemediğimiz şeyi arkadaşımıza anlatırken anlıyoruz. Bir psikolojik danışmana gittiğinizde, eğer ona bir şey anlatırsanız kendinizi anlıyorsunuz. Nasıl ki arkadaşınıza bir şey anlattığınızda aslında bazen niyetimiz dedikodu yapmak bile değildir. Sadece anlatıp rahatlamak isteriz. Özellikle kadınlarda bu daha çok vardır erkeklere nazaran. Anlatayım, kurtulayım. Psikolojik danışmanlar bence en çok buna yarıyor. Anlattığımızda biz kendimize bakabiliyoruz. Haklı olduğumuz yanları, haksız olduğumuz yanları görebiliyoruz. Bazen de neler yapamayacağımızı görebiliyoruz. Bu dediklerimi elbet ki bir psikolog da yapabilir. Hatta giderseniz bir psikiyatrist de anlayabilecektir ama bunun hakkında uzmanlaşmamıştır. Tıpkı bir psikolojik danışmanın ilaç konusunda asla uzmanlaşmadığı gibi. Psikiyatristler ağır davranış bozukluklarıyla ilgileniyor. Psikologlar da nazaran öyle. Sadece mesela depresyondasınız, yani depresyonun başlangıcındasınız belki. Gidip bir psikologla konuştuğunuzda size terapi uygulayabilir, konuşabilir. Ama eğer fiziksel tepki veriyorsanız ki ben bir dönem öyleydim. Sizi psikiyatriste yönlendirir. Şöyle ki, psikolojik danışman bunun neresinde? Psikolojik danışman gündelik problemlerle başa çıkmakta zorlanan normal bireylerle ilgilenir. Hepsinin arasındaki en basit ayrım da şudur herhalde. Bizim çalıştığımız insanlar bizim danışanımızdır. Diğerleri ise hasta olarak geçer. Ama bu demek değil ki biz onların bildiklerini bilmiyoruz. Ben ağır davranış bozukluklarının birkaç tanesini şimdiden öğrendim. Biz bunların derslerini alıyoruz. Hangi belirtileri gösterdiklerini de biliyoruz. Ama bunları bilmemizin sebebi onlara direkt olarak teşhis koymak değil. Bunları biliyoruz çünkü bize geldiklerinde böyle insanları yönlendirebilmemiz gerekiyor. Psikologlar biliyorsunuz ki artık 4 yıl okuduktan sonra psikolog olarak dolaşamıyor. 2 yıllık bir yüksek lisans yapması gerekiyor ve uzmanlık alması gerekiyor. O zaman ona psikolog denilebiliyor. Bir şey psikologi. Yani anlayacağınız şu ki onlar bu konuda uzmanlaşıyorlar. Eğer bir psikoloğa aşan bir durum varsa o da sizi psikiyatriste yönlendirecektir. Şimdi ben neden PDR'yi seçtim. Ondan bahsetmek istiyorum birazcık. Bu senenin ilk derslerinde hocamız bize şunu sordu. Neden PDR'yi seçtiniz? Benim arkadaşlarımın çoğu psikolog olmak isterken PDR'yi seçen insanlar.
Ki ben de bir nevi öyle sayılırım. Kimisi de avukat olmak isterken, hukuk okumak isterken PDR'i okuyor. Benim hedefim ya psikolog ya da psikolojik danışman olmaktı. Ben neden psikiyatrist olmadım? Birazcık o yüzden ondan bahsedeceğim. Tıp okuyacak bir insan değilim. Ben buna eminim. Ben küçüklüğümden beri asla doktor olmak istemedim mesela. İnsanlara ilaç yazarak onları düzeltmeye çalışmayı da istemedim. Ben istedim ki insanlarla konuşayım, insanları dinleyeyim. Yani benim için en büyük zevk dinlemek. Şimdi birazcık daha özelleştirip neden psikolog değil de psikolojik danışman oldum onu söylüyorum. Ben artık son düzlükte ya şehir dışında psikolog olabilecektim, ya psikolojik danışman olabilecektim, ya da sınıf öğretmenliği okuyup ÇAP'la birlikte psikolojik danışmanlık yapacak. Bana bakıldığında benim bir öğretmen olabileceğimi söylüyorlardı ki ben de bunu düşünüyordum bir C planı olarak. Bana baktıklarında bir psikolojik danışman olabileceğimi de söylüyorlardı ve psikolog olabileceğimi de söylüyorlardı. Baktığınız zaman hepsinin ortasına psikolojik danışmanlık yapabileceğime canlı yürekten inandığım için bu bölümü seçtim. Size şu an PDR'nin çalışma alanlarını da söylemek isterim. Çünkü eğer henüz bu sene sınava girecekseniz veya girmek üzereyseniz bunları bilmek sizin avantajınız olacaktır. Eğer size şey derlerse, onda iş yok, işte nasıl iş bulacaksın? Lütfen detaylı bir şekilde araştırın. Bu her meslek için geçerli. Şimdi sizlere psikolojik danışmanların çalışma alanlarını sayacağım. İlk önce herkesin genel olarak bildiği okul psikolojik danışmanlığı, sonra aile ve evlilik psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı. İçinden hangisini istiyorsanız derseniz, açıkçası buna henüz karar vermiş değilim. Biliyorsanız eğer ben 1. sınıfım ve henüz yani yolumda 3 sene var ve koronadan dolayı evde eğitim gördüğüm için tam olarak ne yapabileceğimi farkında değilim. Yanım başlarında da dediğim gibi tam olarak kendimi keşfetmiş sayılmam. Hala çabalıyorum bunun için. Şu an baktığımda hepsini yapabilirmişim gibi geliyor. Hangisine gitsem en iyisini yapmak için çalışacağım. Hatırlıyorsunuzdur belki bir videomda bahsetmiştim. Köpek gibi büyütülmüş çocuğu okuyordum ve orada bir pedagog yazıyordu. Çocuklarla ilgilenip çocuklara dair bir danışmanlık hizmeti vermeyi düşündüm. Ama baktığınız zaman küçüklüğümden kalma bir heves olarak cezaevlerinde de çalışmayı düşünebiliyorum. Yani bu uç noktalarda farkındaysanız. Çünkü dediğim gibi tam olarak hangisini yapabileceğime dair hala henüz bir fikrim yok. Bu birazcık zamanla olabilecek bir şey. Şu an 19 yaşındayım. Daha okuluma gitmem ve bütün çeşitlerin detayına kadar anlamam gerekiyor. Hangisini yapabileceğimi anlayabilmek için. Belki de okullarda psikolojik danışmanlık yapacağım. Şunu da söyleyeyim. Eğer bunu söylemezsem sanırım bana bunları öğreten hocamın kalbi kırılabilir. Şöyle, psikolojik danışmanlık eşit rehber öğretmenliği demek asla değil. Bunu unutun. Öyle biliyorsanız unutun. Okullarda çalışan psikolojik danışmanlar bir öğretmen değil. Onlar bir psikolojik danışman. Niye o zaman kapıların üstüne rehberlik öğretmeni yazıyor? Mesela neden o zaman rehberlik öğretmeni yazıyor? Yazmıyor. Şu ÇAP mevzusunda da şunu söylemek istiyorum. Ben sınıf öğretmenliği okurken ÇAP yapıp psikolojik danışmanlıkta okuyabileceğimi söyledim size az önce fark etmeden. Bunu bana tercih döneminde arkadaşım Eda'cığım, seni çok öpüyorum, o söylemişti. İstanbul'da okumak istiyorsam eğer ÇAP yapmak zorunda kalacaktım. Aslında işim epey bir kolay olacaktı uzaktan eğitimde olduğu için. Şöyle ki birinci sınıf dersleri özellikle neredeyse tıpatıp aynı sınıf öğretmenliğiyle. Eğer puanınız tutmuyorsa, biliyorum şu an bunu söylemek için çok erken, daha bir ayınız falan var. Belki bu videoyu seneye izleyecek birisiniz. Lütfen şunu unutmayın ki eğer siz isterseniz imkan oluşturabiliyorsunuz. Tercih yapacaklar için okul PDR için aşırı önemli bir şey değil eğer özel sektörde çalışmayacaksınız. Devlet kurumlarına, Adalet Bakanlığı'ndaki kurumlara hepsine KPSS ile atanıyorsunuz. KPSS de en kolay atanan ikinci meslek. Birazcık daha psikolojik danışman olmak isteyenler için hangi özelliklere ihtiyacınız olduğunu söyleyeceğim. Bunu gülerek söylüyorum çünkü kulağa birazcık komik geliyor. Ama şöyle ki ben tercih döneminde, hatta tercih döneminin de öncesinde tam olarak ne yapacağımı karar vermediğim için sürekli olarak sitede şunları arıyordum. Psikolog olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Eğer meslek konusunda kararsızsanız ki ben 5-6 sene böyle gezdim. Bunu mutlaka yapmışsınızdır. İşte testler çözüyorsunuz boy boy. Sonucunda ne olacağınız çıkacak ya. Benimki de hepsi %50-50 çıkınca tabii hiçbir işime yaramıyordu. Bunları anlayabilmek için ilk önce kendinizi tanımanız gerekiyor. Ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Birazcık hangi özelliklere sahip olmanız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Bence en önemlisi insanları kabul edebilmeniz gerekiyor. Karşınızdaki insanın sizin gibi olması gerekmediğini kabul etmeniz gerekiyor. Benim 9. sınıfta, 10. sınıfta yaptığım en büyük hata, arkadaşlarımın iyiliğini istiyordum ama sürekli onlara baskı kuruyordum. Şunu yapma, bunu yapma, bunu neden yapıyorsun? Bak sana demiştim, böyle yapma demiştim. Bana lisedeki rehber demişti ki, sen insanlara ne yapacağını söyleyemezsin. Ben de söyleyemem. Haklıydı da. O gün, o seneden sonra hatta, bir daha kimsenin yanlışını, hayır bunu yapma diyerek düzeltmedim. İnanın bana, karşınızdaki kişi fark etmediği sürece düzeltemeyeceksiniz. O yüzden karşınızdakine doğruları söylemenizin hiçbir anlamı yok o anlamadığı sürece. Daha çok ona
anlamaya, onu hissetmeye, onun hissettiklerini hissetmeye çalışırsanız eğer daha iyi olacaktır. İnsanları yargılayıcı bir karakter tipine sahipseniz bu meslekten uzak durmanız gerekiyor. En azından size şunu diyebilirim. Karakterinizi değiştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız uzak durun lütfen. Çünkü dediğim gibi bir zamanlar ben de öyle değildim. Hala bazen zorlanıyorum. İnsanları dinleyebilmeniz gerekiyor. Ki bu da benim başka bir zorlandığım konu. Dinliyorum. Gerçekten insanları dinlemeyi çok seviyorum. Ama çok konuşuyorum bence. Konuşmam, yani bilmiyorum fark ettiniz mi videodan nasıl anlaşılıyor da ben çok konuşurum. Onu birazcık azaltmaya çalışıyorum. Son olarak da bunları kaldırabilmeniz gerekiyor. Birçok kişi size derdini anlatacak. Onları dinlemeye hevesli olmanız gerekiyor. Video çekiyorum babacığım. Bir insanla konuştuğumda o bana derdini anlattığında ben kendimi daha işe yarar hissediyorum. Eğer bir arkadaşımın morali bozuksa asla onu dinlememe gibi bir düşünceye kapılamıyorum. Dinlemek istememezlik yapamıyorum. Bu benim için büyük bir zevk. Bence eğer psikolojik danışman olmak istiyorsanız içinizde biraz da olsa bu hissiyatın olması gerekiyor. Çünkü dayanamayabilirsiniz. Sizin karşınıza moraliniz bozuk olduğunda bir danışan gelip size derdini anlattığında, kendini açıklamaya çalıştığında bugün çok sıkıldım ya diyebilme şansınız yok. Dediğim gibi ben mesleksiz kaldığımda çok araştırma yapmıştım işte. Buna uygun muyum, bunu yapabilir miyim diye. Kendimi tanıyamadığımı söylemiştim. Bunun için aşağıya bir test bırakacağım. Daha önce de bahsettim bu testten. İnanın bana kendinizi tanımanıza çok yardımcı olabilecek bir test. Benim karakter tipime göre ben bu mesleği yapabilmeye elverişliyim diyeyim. Bunu söylememin sebebi illaki bu mesleği yapmak zorunda değilim. O testi çözdüğünüzde size söylenen iş olanakları konusunda yazan meslekleri yapmak zorunda değilsiniz. Ama şöyle ki, orada yazan karakter özelliklerinize göre, insanlara davranış biçiminize göre, insanlarla ilişkilerinize göre tabii ki de böyle bir mesleğe karar verebilme şansınız var. Benim karakter tipim INFJ'ye giriyor. Bu karakter tipinde insanların duygularını emiyorsun. Şöyle ben bir ortama girdiğimde bir arkadaşım kötü hissediyorsa ben de o hissiyatı yaşıyorum. Bunu size anlatamam ama modum düşüyor. Kalabalık bir ortama girdiğimde bunalıyordum çünkü hepsinin o kaos hissi geliyordu bana. Ama şunun şöyle de bir avantajı var. Eğer karşınızdaki insan mutluysa bunu da hissediyorsunuz. Bu benim mesleğimde bence bana çok yardımcı olabilecek bir şey. Şu insanlar kalabalık ortamda bunalma huyumu kabullenmemiz çok zor oldu ailecek. Çünkü ben kalabalık bir sülalede doğdum, büyüdüm. Hala da büyümekteyim. O yüzden sülalem de farkındadır. Ben böyle çok fazla kalabalık içinde durduğumda hemen farklı bir odaya kaçarım. Bunu insanlar yanlış anlayabiliyordu ama çok sevgili akrabalarım bu videoyu izliyorsanız eğer. Kesinlikle sizi sevmediğimden veya sizden sıkıldığımdan değil. Gerçekten böyle ruhum bunalıyordu. Bunun uzun süre depresyonundan kaynaklı olduğunu da düşündüm. Ama şu an hala öyleyim. Sadece daha fazla sabredebiliyorum çünkü daha iyi hissediyorum kendimi. İnsanlarla artık daha fazla iletişim kuruyorum. Ben zaten öyle içine kapanık bir kız değilim. İnsanlarla iletişim kurabilirim. Tanımadığım insanlarla tanışabilirim. Ama kalabalık ortama girdiğimde böyle hissetmemin tek sebebi bu hisleri emmem. Bunun için kafamda yöntem geliştiriyorum. Hepsiyle aynı anda konuşmak yerine bireysel olarak muhabbet ettiğimde daha iyi hissediyorum kendimi. Çünkü direkt olarak ona odaklanabiliyorum. Onun hislerine odaklanabiliyorum. Gördüğünüz gibi şu an kendimi tanıyorum ve buna göre davranıyorum. Bu testi yapmanızı istememin sebebi de bu. Eğer kendinize nasıl davranacağınızı bilirseniz, eğer kendi özelliklerini bilirseniz ne yapacağınıza karar vermeniz daha kolay olacaktır. Ben şu an ne yapacağıma karar vermiş biri olarak, yani yarım vermiş biri olarak çok rahatım. Okumakta olduğum meslekten çok memnunum. Dilerim ki mezun olduğumda da işimi yaparken de bu kadar memnun olacağım. Umarım bu video size çok 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 yararlı olmuştur. Ve umarım hocam eğer bu videoyu izliyorsanız umarım beğenirsiniz. İnsanların kendini tanıması konusunda çok ısrarcıyım. Kendini uzun süre tanımamış biri olarak. Ben 19 yaşında kendimi tanımaya çalışıyorum. Yaşı üst olup da kendini tanıyamayan insanlar biliyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok 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 güzel bakın. Hoşça kalın.